hoş geldiniz. Umarım keyfiniz ve sağlığınız da yerindedir. Madrid'deki ev fiyatları, kira fiyatları, nerede kalınmalı, evleri nereden bulmalı? Bu gibi sorular bana son dönemde çok fazla gelmeye başlamıştı. Madrid'deki mahallelere hakim olsam bile, fiyatları aşağı yukarı bilebilsem dahi, daha öncesinde hiç bulunmadığım şehirlere dair sorular var. Ben Madrid'de bulunduğum son 2 yıl içerisinde 4 kez ev değiştirdim. Bunları yaparken nerelerde yanıldım, nerelere dikkat etmeliydim, hangi mahallelerden uzak durulmalı? Hem bu konuda sizi bilgilendireceğim bir video olsun, hem de daha öncesinde hiç bulunmadığımız bir yerde nasıl ev ararız? Bunları birlikte görelim. Instagram'da da hangi şehirlere bakalım diye size sorular yönelttim ve bunların çoğunluğu Madrid, Barcelona ve Valencia'ya yönelik. Belki daha küçük, böyle bilinmedik yerleri sorarsınız diye düşünmüştüm ama herkes büyük şehirler hakkında bilgi edinmek istiyor gördüğüm kadarıyla. Sadece Esra en ucuz neresiyse oraya gideceğim ben. Fakir, küçük, minicik kasabalar olsun demiş. Onu birazcık sona saklayayım. Öncelikle benim kullandığım iki tane uygulama var. Bunlardan biri Idealista. Bu bizim sahibinden.com'a benziyor. İkincisi ise Buddy uygulaması. Eğer bir evi paylaşımlı olarak kullanacaksanız bu uygulamayı tavsiye ediyorum. Idealista'ya girelim. Benim üyeliğim olduğu için otomatik olarak girdim ama giriş yaptıktan sonra bir üyelik oluşturmanız gerekiyor. Bu uygulamayı İspanyolca ve İngilizce kullanabiliyorsunuz. Bendeki İspanyolca şu anda. Yukarıda comprar, alquiler ve compartir şeklinde 3 tane seçenek var. Satın al, kirala, paylaş. Mesela biz öncelikle compartir'e girelim. Sonra viviendas dedik. Donde buscar diyor. Nereden arayalım? Madrid'den arayalım. Şimdi uygulama bize Madrid'deki bütün evleri sıraladı. Yani ilk sırada Alcalá de Henares çıkıyor. Bu Madrid'e trenle 1 saat uzaklıkta mı öyle bir şey. Yani bir ilçesi olarak düşünebilirsiniz. Eğer gerçekten sadece Madrid'de olsun istiyorsanız önceki seçeneklerden Madrid Centro yazmanız gerekiyor. Madrid Merkez yazmanız gerekiyor. Yoksa eğer ilçelere de ilçelerde karşınıza çıkacaktır. Yukarıda mesela işte filtreleyebiliyorsunuz ya da sıralayabiliyorsunuz. Madrid Centro olsun. Tamam. Burada dikkat etmeniz gerekenler, bunlar bir emlak yoluyla kiralanıyor olabilir. Eğer ekstra bir ücret ödemek istemiyorsanız emlak için bunu direkt sahibinden bir şekilde aramanız gerekiyor. Onun için de filtreleri kullanabilirsiniz. Mesela ilk çıkan sağ üst köşede bir logosunu koymuş ki emlak yani bu. Ama girelim mesela. Resimlerine bakalım öncelikle. Güzel. Ama dikkat ettiyseniz yerler parke değil. Burada üşürsünüz. Kışın gelecekseniz çok soğuk olur. Haberiniz olsun. Bir de balkon var. Baştan aşağı cam zaten. Burası buz gibi olur arkadaşlar. Eğer merkezi ısıtma yoksa olmaz. Merkezdeki evlerin hepsi çok eski zaten bu arada. Böyle güzel bir ev bulurum falan diye düşünmeyin bence. Bunlar da fayans. Burası çok kötü ve çok soğuk olur. Zaten ben hiç ısıtmaya dair bir şey göremiyorum. Siz görebildiniz mi? Bak odaya bakıyorum. Isıtma yok herhalde. Eşyalar da bayağı bir eski ama normal yani hep böyle oluyor zaten. Bunlar elektrikli ısıtıcı. Buradan acilen kaçın. Burası ısınmaz. Bu harika konutta odalar kiralanıyor diyor. Todos los gastos incluidos en el precio diyor. Yani bütün o harcamalar, faturalar işte elektrik, gaz, internet bunların hepsi 450 euroya dahilmiş. Aylık 450 euroya ki bu da normal bir fiyat. 400-450 euroya merkezde, yani ciddi anlamda merkezde odalar bulabilirsiniz. Biraz daha uzaklara giderseniz mesela her şey dahil 300'e falan da bulabilirsiniz ama bir tık daha zorlamanız lazım yani. Onun dışında 350, her şey dahil 350 gayet iyi bence. Ha, tabii derseniz ki ya biraz daha böyle lüks olsun, işte eşyalar daha yeni olsun, ne bileyim kısa bir süre önce tamirattan geçmiş olsun. O zaman bütçemizin ağzını birazcık açmamız lazım. Bak şurada diyor ki 327'ye var bir tane. Lavapiés'teymiş. Şimdi bu Lavapiés'te çok güzel evler var aslında ama o mahalleye dair hiç iyi duyumlarım yok. Kaloriferi var. Mis gibi. Bembeyaz oda. Çalışma masası Ikea'dan herhalde. Tertemiz. Masa lambası var. Yatak da güzele benziyor yani. Yeni bir şeye benziyor. Oda da gayet ışık alıyor. Gayet hoş. Oh, boy aynası var. Çamaşır makinesiydi, fırındı. Mutfak da gayet güzel.
Ah, mutfak çok güzelmiş. Küçük bir eve benziyor ama böyle her şey iç içe belli yani. Banyosu falan da çok güzel. Burası çok güzel arkadaşlar. Hemen bunu okuyalım neymiş bu. Vallahi bak, harcamalar da bu 327 euronun içerisine dahilmiş. Unicamente solicitamos el pago de un mes de fianza. Deposito ödemeniz istenebilir. Bu gayet normaldir. Ama mutlaka eğer böyle bir şey yapıyorsanız mutlaka mutlaka sözleşme yapın. Ve o sözleşmede deposito ödediğinize dair o bilgi yer almış olsun. Aynı zamanda da ne kadar süre sonra çıkacaksınız, ne kadar süre önce ev sahibine haber vermeniz gerekiyor depozitonuzun tamamına erişebilmek için, bunları lütfen sözleşmede net bir şekilde görebiliyor olun. Kira sözleşmeleri bir yıllık olarak yapılıyor. Siz istediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Ama diyelim ki ilk 6 ay doldurmadan önce çıkmak istiyorsunuz. O zaman ödediğiniz o depozitoya adios. Diyelim ki ilk 6 ayı doldurdunuz. Yasal süreciniz 6 ay. Tamam mı? 1 yıllık yapılıyor olsa bile ilk 6 ayı doldurduktan sonra ev sahibinize gidip işte ben böyle böyle şu tarihte çıkmak istiyorum diyorsunuz. Sözleşmeye bakılıyor. 1 ay önce mi haber vermeniz gerekiyor? 2 ay önce mi haber vermeniz gerekiyor? O süreci doldurduktan sonra çıkarsanız eğer depozitonuzu tamamıyla alabiliyorsunuz. Yalnız bu haber verme işini gideyim de ben işte ev sahibiyle konuşayım, öyle haber vereyim diye yapmayın. Mail çekebiliyorsanız mail çekin. Olmuyorsa WhatsApp'tan bunu gayet açıklayıcı bir şekilde bütün tarihleriyle gönderin. İleride bir sıkıntı yaşarsınız. Bunların hepsi elinizde delil. Malasanya'da bir ev görüyorum. Malasanya çok güzel. Yani eğer orada kalmıyorsanız bile bütün üniversite öğrencilerinin takıldığı bir cadde, mutlaka oraya uğrayın diyorum. 450 euroymuş. Daha uygununu bulunabilir diye düşünüyorum. Tabii bunlar sizin gitmek istediğiniz yere de bağlı. Eğer merkezde bir yere gidiyorsanız mesela, böyle merkezden biri ev tutup ulaşımdan kesmiş olabilirsiniz. Hani rahat bir şekilde ulaşımınızı sağlamış olursunuz. Peki merkezdeki fiyatlar size yüksek geldi. Daha uzak bir yerlere gitmek istiyorsanız, mesela işte Hetafe'ye gitmek istiyorsunuz, Leganes'e gitmek istiyor, bir ilçeye gitmek istiyorsunuz yani. Eğer 26 yaşından altındaysanız aylık 20 euroya bir abonman çıkarabiliyorsunuz. Bunu sınırsız bir şekilde metroda, trende, otobüste dilediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Sadece giden zamanınız olur. Eğer zaman o kadar benim için önemli değil, ben zaten dil kursuna geldim, hani gezmeye, eğlenmeye geldim diyorsanız öyle yapın o zaman. Mesela şurada görüyorum, bir tane oda görüyorum. Pencereyi gördünüz mü? İçe bakıyor. Buradan güneş falan alamazsınız. Çok sıkıcı bir oda olur. İşte fiyatlara bakın diye geçiyorum ben. 420'ye var, işte 500'e var. Neredeymiş? Malasanya'da. Malasanya'da kiralar biraz daha yüksek. Bu koronavirüs döneminde bayağı bir inmişti açıkçası. Hatta böyle 600'e falan komple bir evi kiralayabiliyordunuz ama şu anda tekrar çıkarmışlar. Lavapiés'teki evler güzel ama bunun çevresinin pek iyi olduğundan emin değilim. Ya oradan yürürseniz zaten böyle ot kokusu buram buram yüzünüze çarpıyor. Azıcık daha dikkatli olursanız bir sıkıntı olmaz. Ama neden işimizi riske atalım mesela? Şuradaki evler çok güzel. Hepsi de Malasanya'da gördüğünüz gibi ama bunların hepsi merkezde dediğim gibi. Bir tık daha uzağa gidelim mesela. Hetafe'ye gidelim demiştik, hatırlıyor musunuz? Hetafe'ye gidelim. Tola Hetafe diyorum. Burada da 400 diyor. O pahalı, onu tutacağım ama merkeze giderim. 250'ye var bir tane. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Mesela aynı fiyatı veriyorsunuzdur. Merkezde olmakla Hetafe'de olmak arasında fiyat açısından sıkıntı yaşamıyorsunuzdur. Ama merkeze gidip de böyle küçük bir evde, çok eski bir evde kalacağınıza, işte böyle Hetafe'de mesela havuzlu, tenis kortlu falan bir evde de yaşayabilirsiniz. Bunlar tamamıyla sizin isteklerinize bağlı şeyler. Benim ikinci evim de orada 3 kişiyle paylaşıyordum. Odam çok küçüktü. Çok küçük olmasının benim için herhangi bir sıkıntısı yoktu. Çalışma masasına falan ihtiyacım yoktu zaten. O evde kalorifer yoktu. Gazlı bir soba vardı salonda. Odalarda da elektrikli ısıtıcılar vardı. Ama elektrikli ısıtıcıyla ısınılmıyor. Yani yazın gidiyorsanız hiçbir sıkıntınız olmaz. Ama kışın gidiyorsanız eğer olmaz yani, çok kötü.
Instagram'dan takip edenleriniz varsa o süreçte ben bayağı bir sıkıntı çekmiştim. Yani uyanıyorsun mesela işte odanda elektrikli ısıtıcı var, tamam sıkıntı değil ama odandan montla çıkmak zorunda kalıyorsun. Çünkü salon soğuk, banyo soğuk, her yer çok soğuk. Bence inşaat sektöründe çok da fazla ilerleyebilmiş bir ülke değil. En azından Madrid merkez için konuşuyorum. Tabii ki de çok lüks böyle mahalleleri falan var, her şey mükemmel. Oralara da bakarız şimdi ama... Yani... Mesela pencereler alüminyumdan. Bir incecik pencere yapmışsın zaten. Onu da buz gibi böyle soğuk estikçe içeri vuv diye rüzgarın sesi geçiyor yani. O kadar kötü. Duvarlar falan çok ince mesela. Yan odada neler oluyor? Yan odada arkadaşınız yürüyor mu? Sizin sanki yanınızda yürüyor gibi hissediliyor. Böyle evler var. Bu evlere dikkat edebilirsiniz. Neyse, Getafe'ye baktık, merkeze baktık. Şimdi gidelim ve nereye bakalım biliyor musunuz? Mesela Boadilla'ya bakalım. Hemen böyle havuzlu falan açıldı. Bu Boadilla merkezden biraz daha uzak. Arabanız varsa sıkıntı değil ama toplu taşıma falan kullanacaksanız pek önerebileceğim bir mahalle değil. Alcobendas'a gidilebilir. Alcobendas'ın biraz daha şey güzel. Ulaşımı falan güzel. Neyse, hangi mahallelere gitmemeniz gerekiyor? Beni hangi mahalleler konusunda uyarmışlardı? Barajas, bu havaalanının olduğu tarafta gidebilirsiniz. Belki birazcık daha uzak düşer, sıkıntı değil. Barrio de Salamanca güzel bir, zaten çok yakın. Merkezde yani direkt olarak gidebilirsiniz. Carabanchel. Carabanchel'in bir kısmı iyiymiş, bir kısmı kötüymüş. Aşağı kısmı mı tam emin değilim. Gitme dediler bana, ben de size gitme diyeyim. Chamartín güzel, Chamberí güzel, Ciudad Lineal güzel, Fuencarral zaten merkezde. Hortaleza'da ben bulundum. Herhangi bir sıkıntı görmedim açıkçası. Ama mahalle mesela biraz daha pis bir mahalle. Böyle her yerde çöplerin olabileceği bir mahalle. Parktayken falan bile girmek istemedim. Çünkü arkadaşım şey demişti. Küçükken telefonunu çalmışlar. Bıçak çekmişler Hortaleza'da. O yüzden bizim için kırmızı bir bölge yine de. Latina'ya gidebilirsiniz. Monclova zaten çok güzel. Oraya gidebilirsiniz. Moratalaz da güzel. Puente de Vallecas. Ben burada da bulundum. Herhangi bir sıkıntı da görmedim. Birçok arkadaş da burada yaşıyor aslında. Ama mesela ben çevremdekilere Vallecas dediğim zaman aa sakın oraya gitme falan olmuştu. Eskiden böyle uyuşturucu ticaretinin yapıldığı bir bölge imiş Vallecas. Metro çıkışında adamlar falan bekliyormuş işte arabalarla falan. Neyse işte öyle hikayeler. Gitmeyin bence. Hiç riske atmaya değmez. Retiro güzel, Tetuán hoş, Usera iyi. Villa de Vallecas gitmeyin, Villaverde gitmeyin, Bicalvaro. Oralarda zaten çok daha ucuza evler bulursunuz. Biraz daha Madrid'in güneyinde kalıyor. Yani genel olarak size şunu söyleyebilirim. Madrid'in güneyine gittikçe bir tık daha güvenlik açısından soru işaretlerim oluşuyor benim. Kuzeye giderseniz kuzeyde sıkıntı yok ama kiralar biraz daha yüksek. Sonracığıma gelelim, bir de Badi'ye bakalım. I agree falan dedik. Tamam agree dedik. Continue dedik. I am looking for a room dedik. I'm start searching diyeceğim ya, lütfen beni bırak ya. Bulamada kendinizi yansıtan, ne istediğinizi belirten bir profil oluşturmanız çok önemli bence. Size bir teklif gönderilmeden önce ya da eğer siz birilerine yazıyorsanız insanların önüne ilk düşen şey sizin profiliniz oluyor. Eğer bir odaya, bir eve kabul almak istiyorsanız önce kendinizi sevdirmeniz lazım. Az öncekilerin ekran görüntüsünü alamamışım da. Profilinizi oluşturdunuz diyelim. Daha sonra Madrid şeklinde girdiniz. Burada odaları listeledikten sonra mesela şurada diyor ki Luna 37 diyor. 37 yaşındaymış ve kadın bir arkadaşımızmış. Daha sonra dilediğiniz gibi filtre uygulayabiliyorsunuz. Burada mahallelere göre arama yapmak bir tık daha zor. İdealista'da bence çok daha kolay. Burada böyle, ya böyle tüm Madrid diyeceksiniz ya da teker teker mahallelerin adını yazmanız gerekecek. Mesela bu oda çok güzelmiş, 650 euroymuş, çift kişilik bir odaymış, özel banyosu varmış ve terası da varmış. Mesela daha güzel bir evde yaşamak istiyorsanız dediğim gibi evi bir şekilde paylaşırsınız birileriyle ama her şey çok daha yeni olur. Mesela buradaki gibi her şey çok daha güzel olur, özel banyonuz, terasa bak. Yani böyle bir şeyiniz olur. Ama derseniz ki ya ben bu kadar şeye gerek yok, evimi paylaşmak istemiyorum derseniz birazdan idealisteye tekrar döneceğiz ve kiralık evlere bakacağız direkt olarak. Şurada 290 euroya var bir tane eğer ucuz uygun bir şey istiyorsanız. Bence gayet hoş, temiz bir oda. Mutfak da iyi, sıkıntılı değil yani.
İnternet dahilmiş ama diğer harcamalar bu 290 euronun içerisinde dahil değilmiş. Zaten galiba 4 kişi kalınacağı için çok da büyük bir harcama yapmazsın. Ki ısıtma da zaten doğal gazmış. Böyle olması çok çok daha iyi. Ben 3. evimdeyken 2 tane kızla birlikte kalıyordum. Benim kiram 270 euroydu. Yeri çok güzeldi evin. Ev biraz eskiydi ama yeri gerçekten çok güzeldi. Salonu falan çok büyüktü. Mutfağı da çok büyüktü. Bir hesabımız vardı. Her ay 300 euro koyuyorduk. İşte faturalar da oralardan ödensin diye. Hiçbir zaman daha fazla ödeme yapmadım. Faturalar falan çok gelmiyor yani. Sıkıntı yapmayın. Eğer doğalgazsa ama elektrikli bir ısıtıcı ile ısınmaya çalışıyorsanız biraz yüksek geliyor. Madrid'den devam ediyorum ve direkt olarak kiralık evlere bakacağız, tamam mı? Yine geldim idealisteye. Alquilar diyorum. Açıldı. Mesela Sol Meydanı'nda bir ev varmış. 1400 euroymuş aylık. 40 metrekare. Loft yani. İşte mutfağı falan her şey içerisinde. Çok küçük. Çok pahalı. Tamam Sol de aşırı derecede pahalı. Mesela bu da Sol'deymiş. 800 euro emlakla. Emlakla çalıştığınız zaman bir 800 de yani 800 ise aylığınız 800 de emlak veriyorsunuz buradaki gibi. Onun dışında bir de işte depozito veriyorsunuz. Girişte bayağı bir zorlanabilirsiniz yani. Mesela şu gayet hoş bence. 650 euroymuş. Madrid Sol Meydanı'ndaymış yine bu da. Eşyalar da gayet güzel bence. Çatı katıymış. 2 aylık da depozito ödüyormuş. Yani yine girişte zorlanırsınız. Aynı zamanda emlaktanmış. Yine Sol'de ama büyük bir ev. 2000 euro istiyor. Aynı zamanda bunların çoğu eşyalı olarak kiralanıyor zaten. Onu da aklınızda tutalım. Böyle hani sizin olabileceğiniz yerleri falan çizebiliyorsunuz. Şurayı şöyle çizeyim, tamam mı? Çok da havaalanına girmeden aşağı yukarı bir çizim yaptım. En azından şimdi oradakilere bakalım. Baya bir de ev varmış zaten. En ucuzuna gidelim. Mesela Numancia. Numancia biraz daha aşağıda kalıyor. Nedense Numancia'daki evler daha ucuz. Toplu taşımaya bir tık daha uzak olduğunu düşünüyorum. Güneyde kalıyor. Eğer böyle çok çok güvenlik sıkıntılarınız varsa gitmenizi önermediğim bir yer olur Numancia. 400 falandan oluşuyor bak. Malasanya'da varmış. 16 metrekare mi? 16 metrekareye ne sığdırdınız? Merak ettim, buna bakalım. Bunu ev diye gerçekten 16 metrekareye sığdırmışlar. Her şey küçücük ama her şey var. Şurası dış kapı zaten herhalde ve pencere bile yok. Burada sabah akşam ışık açarsanız ruhsal sağlığınız tehlikeye girer. Bu da aynı. 20 metrekare görüyor musun? Lava piyasada olaylar böyle. Bunlar böyle bir bodrumu alıp orayı ev yaptım al deyip sana 400 euroya veren adamlar, 15 metrekare, 25 falan. Buralarda kalmayan arkadaşlar, eğer böyle bir ay falan değilse, yani çok çok mecbur değilseniz kalmayın ki zaten bu fiyatlara bir tık uzağa gidersiniz ya da paylaşımlı bir ev bulursunuz. En azından gün ışığında yaşamış olursunuz. Şuna baksana, şurada yürüyemezsin bile. Cık, tipe bak. 11 metrekare diyor bak. Şu masa zaten açılıp kapanan, televizyonu da oraya koymuşlar. Masanın hemen dibinde yatağınız var. Banyoyu nereye koydunuz çok merak ediyorum. Nereye bu insanlar? Burası dış kapı. Aa, bakar mısın? Şaka gibi gerçekten bak. Dış kapı girdin, masa var hemen onun arkasında. Işık zaten belli belirsiz. Klima koymuşlar bir de. Hemen girdiğiniz şeyin yanında, dış kapının yanında gardırop var. Yatağınızın hemen arkasında mutfak var. Böyle kanepe ama bu açılıyor, he, yatak oluyor bak, aynen. Yatak olanla hiç rahat olmaz zaten bu. Ha, şu hemen şöyle dönünce orası banyo. Utanmamışlar. Şunlar çok dikkatimi çektiler. Birazcık bakacağım. Şurası mutfak. Üst kata mı çıkılıyor? Üst kata mı çıktık? Ben anlamadım. Çalışma masası var bak. Diğerinde çalışma masası yoktu. Girdik. Çalışma masası var. Yanda mutfak var. Onun hemen dibi banyo. Merdivenle yukarı çıkıyorsunuz. Oraya da saçma bir yatak atmışlar. Şöyle söyleyeyim. Orası yatak ya.
Oraya böyle girip diye yatağa yatmanız lazım. Çünkü orada ayakta duramazsınız. Aynı zamanda o yatağın altındaki koltukta da öyle dik geleyim de oturayım falan yapamazsınız. Eğer 1,50 değilse boyunuz, şöyle eğilip oturmanız lazım. Kendinize bu kadar saygısızlık etmeyin, ettirmeyin. 15 metrekarede hayat geçmez. Hepsi böyle saçma sapan evler. Hemen metrekareyim. En düşük 60 metrekare diyorum. Ve tekrar bakıyoruz. İçim daraldı yani çünkü. Bak, Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo güzel. İki tane odası var. 500 euro aylık. Yerler fayans. Burada donarız. Çıkalım. Yazın kalacaksanız olur. Yazın çok böyle serin serin olur hem de. Dur, bir tane de eşyalı bulalım. Numancia'da iki tane odası varmış. 550 euroymuş. 68 metrekare. Üçüncü kattaymış. Oh, çok güzel, çok güzel. Güneyde kalıyor ama dediğim gibi güvenlik probleminiz yoksa gidin. Bentas güzel bak. Bentas eski bir mahalledisi. Şu neydi? Boğa güreşlerinin falan yapıldığı bir alan var ya, orası işte Bentas. 3 tane odası varmış. 500 euro muydu? Bakacağız. Yerler hep fayans. İçerideki eşyaları alın bence çok daha iyi. Bu ne böyle? Çık çık ama. Neyse, Madrid'i aşağı yukarı gördünüz değil mi? Şimdi çıkalım. Barcelona'ya bakalım. Barcelona'yı ben de çok merak ediyorum. Barcelona. Ne yazık ki Barcelona'da hangi mahalleler iyidir, hangi mahalleler kötüdür? Bunun fikrini veremeyeceğim size. Diyelim ki bir ev beğendiniz, tamam mı? Hemen adresi alıyorsunuz, onu Google'dan aratıyorsunuz. Şöyle Google'da bir mahalleyi gezin. Zaten anlarsınız orası iyi mi değil mi. Diyor ki 5 tane odası varmış. 5 kişi kalıyormuş. 347 euro diyor. Kesin buna harcamalar dahil değildir. Harcamalar da dahilmiş. Fotoğraf güzel göründüğü için girdim. Ne kadar çok kişiyle paylaşırsanız o kadar çok sıkıntı demektir. Bunu unutmayınız. Aynı zamanda her yer garanti depozito istiyor. Buna da hazırlıklı olun diyorum. Mesela buranın 7 tane odası varmış. Bu şey demek yani, eğer bu kadar büyük bir ev varsa bunlar kurumsal çalışıyorlardır demek. Yerlerde parkeymiş. Devam edelim. Yatak çok güzel, çift kişilik. Oh, bütün her şey yepyeni. Maşallah var her yerin. Bembeyaz. Çok güzel, burası çok güzel. Hemen gidip okuyalım. 364 euroymuş. En az 4 aylık kalabiliyormuşsunuz. Bütün harcamalarınız dahilmiş. Sadece depozito istiyorlarmış. Güzel ama yani dediğim gibi hiçbir fikrim yok. Bakalım en azından metroya falan yakın mı? Nerede bu? Paylaşımlı 7 tane odadan, işte 8 odalı falan. Kurumsallara baktığımız zaman 450-400. O arada gidiyor. 350-450 arasında gidiyor anladığım kadarıyla. Her şehirlerde ben de aynı sizin gibiyim. İşte buradan gireceğiz, bakacağız. Sonra gideceğiz Google'dan arayacağız iyi mi diye. Yalnız evler çok büyük, fark ettiniz mi? Hep böyle 7 odalı, 5 odalı, 18 oda falan diyor. Demek ki bu direkt apart yani. 3 odalı varmış bak, bir tane küçük. 550 euro. La Sagrada Familia'nın oradaymış. Bir de şeye dikkat edin, mesela bazen böyle 200 euro falan diyor. Ama sadece hafta sonları kalabilirsiniz diyor. Ya da mesela hafta içi kalabiliyorsun ama hafta sonu başka bir yere gitmen lazım. Ya da chica interna falan diyorlar. Yani hani gelsin evimizi temizlesin, yemeğimizi falan yapsın. Biz de ona bir oda verelim. Onun üstüne de bize işte 150-200 falan bir şeyler ödesin diye de ilanlar var. Buralara dikkat edin. Ucuz bir şey görüyorsanız bu neden ucuz acaba diye sorun. Çok da üzüldüğüm şey şu, yani şuraları oda diye kiralıyorlar. Bak, yatak var, komodin var, sonrası yok, sığmamışsın zaten. O pencere de kesin iç tarafa bakıyordur. Kesin yani. Sanki apartman boşluğunu ev yapmışlar gibi bir his var şu an içimde. Askılıklara bak. Madrid'de iyi bir yere sahip olayım diyorsanız aşağı yukarı bir 300-350 euroyu gözden çıkarmanız gerekiyor. Bir tık daha lüks olsun istiyorsanız o zaman da 450'ye kadar gözden çıkarmanız gerekiyor. Hem merkezde olsun diyorsanız o zaman zaten 650-700'e kadar gitmiş oluyorsunuz. Barcelona'da da bunun üstüne bir 100'er koyun isterseniz yani.
Ev kiralayabilecek miyiz ona bakalım. 50, 720, 35 metrekare çok küçük. Bu küçük diye hayat bayağı Madrid'e kıyasla daha yüksek gibi geldi bana. 3 odası varmış. 3000 euro yani. Stüdyolara bakalım ya da bir tane odası olanlara bakalım. Öbür tarafı ne yapacağız yani çünkü şu anda. 720, 850, 830, 600. Yine mahallesine göre değişiyor da aşağı yukarı benim anladığım bu Madrid'e göre bir tık daha pahalı yani Barcelona. Şöyle sizi göstereyim. Şimdi bunları gördük ya. Çok mu büyük acaba farklılıklar var diye düşünebiliyor diyor olabilirsiniz. Güneye gidelim. Daha küçük bir yere gidelim. Çok fazla bir şeyin olmadı. Her yere yürüyerek gidebileceğiniz bir yer olsun. Güneye gitmeden önce bir Ciudad Real'e gidelim, tamam mı? Bu Madrid'in güneyinde herhalde 2-3 saatlik bir yer. Bir tane arkadaşım vardı orada Erasmus yapmıştı oradan biliyorum. Her yere yürüyerek gidebiliyorsunuz. Şehirde hiçbir şey yok. Erasmus'la geleceklere tavsiyem böyle yerlere gitmeniz. Böylelikle hibenizi çok rahat bir şekilde yönetebilirsiniz. Artı para biriktirebilirsiniz ve dilediğiniz Madrid şehrini ya da Avrupa şehirlerini gezebilirsiniz. Ama siz zaten hibeyle geliyorsun 600 euro mu veriyorlar Erasmus'ta? Bununla geldiniz Madrid'e, gittiniz Barcelona'ya. Zaten ya bir şeyleri ucu ucuna yetiştireceksin, yettirmeye çalışacaksın ya da ailenden destek alıyor olacaksın. Onun yerine ben olsam küçük şehirlere gidelim. Şeyler bir tık daha kötü herhalde. Plaza de Toros diyor. Öyleyse ünlüdür herhalde diye düşünüyorum. Girelim. Zaten küçücük şehir yani. Bu evler çok kötü yahu. Bu ne böyle? Hiç güzel eviniz yok mu? Ha, güzel bir evi Madrid'deki güzel bir ev ile kıyaslayacağım çünkü. Genel olarak fark ettiyseniz 200, 300'e değen bir ev göremedik şu anda hala. Havuzlu bir yer var. 140 euro diyor. Evler çok eski anladığım kadarıyla. Hepsi dökülüyor arkadaşlar ama ucuz. Fotoğraflı ilanlar bittiğine göre gelelim biz bir ev kiralamak isteseydik nasıl yapardık? Mesela iki tane odası var 70 metrekare ve 420 euro. Çok güzel bence. Ve evde gayet şık gözüküyor. Yine bak bunların hepsi iki odalı evler. 400-550 arasında gidiyor. 700 de var bir tane ama o da zaten 5 tane odası varmış. Bayağı büyük yani. 350'ye bile evler var. Orada oda kiraladığınız ücretlerle Ciudad Real'de ev kiralayabiliyorsunuz. Üstelik de bunlar öyle 15 metrekarelik evler değil, iki tane odası olan 70 metrekarelik evler kiralayabiliyorsunuz. Şimdi Dilan, Ciudad Real'de ne işimiz var? En azından böyle bir deniz olsun falan diyorsanız ben sizi Almeria'ya götüreyim. Güneyde bir yer, küçük bir yer. Çok turistik bir yer değil ama bence hoş bir yer. Ev arkadaşım Almeria. Ev arkadaşım buradan da. 3 tane odası var. 600 euro bile değil. 3 tane odası olup nasıl 65 metrekare oluyor? 2 tane odası var. Havuzlu gayet gözüküyor. Garajı da içerisindeymiş. Ses 80 metrekare. 700 euro diyor. Burasının 4 tane odası varmış. 180 metrekare. Çok da büyük bir ev. 750 euro diyor. Madrid'de 750 euroya merkezde bir stüdyo ya da işte bir tane odası olan belki işte 40 metrekare, 45 metrekare bir yer kiralayabilirsiniz. Bak 100 metrekare 3 tane odası var 535 euro diyor havuzlu. Birazcık Malaga'ya bakalım. Malaga hep merak ettiğim bir şehir. Malaga. O açılırken şey vereyim. Biz mesela bizim evin kirası 800 euroydu. 3 kişi kalıyorduk ve dediğim gibi de eski bir ev ama büyük bir evdi yani. Arkadaşımın Valencia'da bir arkadaşı vardı. Onlar mesela ev burası ya hemen şu önümdeki inşaat değil de deniz olduğunu düşünün, plaj olduğunu düşünün. İki tane büyük odaları ve bir salonları var. Aynı zamanda hem böyle denize bakan tarafta hem de arka tarafta iki tane büyük terasları var. 450 euro ödüyorlarmış. Şimdik Malaga'ya bakıyoruz. Çift kişilik yatak var. Gayet güzel gözüküyor. Her yer 295 euro diyor. Mesela şu 300 euroymuş ve harcamalarda dahilmiş. Piso Centrico diyor. Demek ki daha Malaga'nın merkezinde bir yer. 250 euroymuş. Ama harcamalar dahil değilmiş. Harcamalarla birlikte burası 300 olur mesela.
harcamaları kişiliğe göre, yani mesela 3 kişi paylaşıyorsanız ve 50 euro en fazla ödersiniz harcamalarınızı. 2 kişi paylaşıyorsanız da aşağı yukarı o kadar ödersiniz bence. Şurada 180 euroluk var bir tane ve ev çok güzel duruyor. Harcamalar dahil değilmiş ama dahil olsa bile en fazla 250 euro ödersiniz. Evde müthiş. Bu neden bu kadar ucuz? 6 tane oda kiralıyormuş çünkü adam. Her odanın anahtarı varmış. 4 tane banyo varmış. Burası bayağı büyük herhalde. Bence ev gayet güzel yani. Mesela burası da merkezdeymiş ve 150 euro depozito ödüyormuşsunuz. 280 de aylık ödemeniz çünkü harcamalarınız falan dahil. Mutfak birazcık küçükmüş ama ne yapacağız? At mı koşturacağız? Güzel güzel. Malaga daha uygunmuş. Bu ne? Böyle plajın önünde var bir tane. Terasları var çok güzel. Oda da güzele benziyor. Salon da gayet iyi. Bu şurası gerçekten denize mi bakıyor? Eğer öyleyse bu ne? Çok güzelmiş. 300 euroymuş. Bir 50 daha ödersiniz ama terasa karşı ama denize karşı bir odanız olur. Bu da merkezdeymiş. Bak 260 euro diyor. Ve çok da tatlış gözüküyor ev. Diğerlerine kıyasla. En fazla burada da işte bir 40 euro falan daha ödersiniz. 300 olur. Yaz tatili için bir aylık kira fiyatları lütfen Madrid ya da Valencia demiş. Şimdi bir aylık olması da değişiyor. Zuhal'e cevaben olsun bu. Uzun kalışlarda mesela 600 euro olabiliyor ama sen turist gibi bir aylığına geliyorsundur. Haliyle fiyatlar artıyor. Granada çok sorulmuş. Granada'ya gidelim. Bu arada üçüncü bir seçenek olarak da Facebook gruplarından yararlanabilirsiniz. Alquiler Pisos en Granada, en Malaga, her neyse artık nereden arıyorsanız. Orada sürekli, özellikle Madrid'de ve Barcelona'da da öyledir diye düşünüyorum, sürekli güncel ilanlar oluyor. Ay bak şu ev çok güzele benziyor. Mutfağı falan çok hoş çünkü. Çok güzel. Yeni büyük ihtimalle bu ev. Oo, ısıtması falan filan ve faturalar dahil 260 euro ödüyorsun. 400 euro da depoziton var. 2 kişiyle kalıyormuşsun. 3. olarak giriyormuşsun eve. Diyor ki urbanizasyondaymış. Bir site içerisindeymiş. Havuzu varmış. İşte merkezi ısıtması varmış. Kalefaksiyon santral. Her şey dahil 300 euro ödüyormuşsun. Çok güzel yine. Öyle işte, Madrid dışında gösterdiğim şehirlerde daha önce hiç bulunmadığım için ne nereye yakındır, hangi mahalleler iyidir, kötüdür, bu konularda sizlere aydınlatamayacağım ne yazık ki. Ama en azından ben hangi uygulamaları kullanıyorum ya da bir yeri seçtikten sonra bir sonraki adımınız olarak o mahalleyi daha iyi nasıl görebilirsiniz? En azından mahalleyi görürseniz daha iyi bir fikir edinirsiniz diye düşünüyorum. Böylelikle boş yere de kendinizi yormamış olursunuz. Bundan sonra sözleşme aşamasında nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bunlara dair bilgi verdim. Da Madrid'e gelecekler varsa biraz daha geniş bir bilgi vermiş olduğumu düşünüyorum. Erasmus için gelecek olanlar varsa ya da yüksek lisans, doktora gibi eğitim için geliyorsanız şimdiden tebrik ediyorum sizi. Ve iyi yolculuklar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Veya yeni bir videoda görüşmek üzere.